Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkan iPhone SE'yi almak ne kadar mantıklı? Ya da bu telefon yerine acaba iPhone 11 almak daha mı mantıklı? Bu soruya cevap vermeye çalışacağız. Biliyorsunuz kısa süre önce Apple bir lansman gerçekleştirdi ve bu lansmanda iPhone SE 3 modeli ya da iPhone SE 2022 artık ne derseniz onu tanıttı ve bu tanıtımdan sonra da cihaz ülkemizde de satışa çıktı. Hemen şu anda güncel fiyatları size söyleyelim. Halihazırda bu telefon arkadaşlar Apple'ın kendi sitesinde 11.000 Türk lirasından başlayan fiyatlarla satılıyor. Fakat bu 11.000 liraya alacağınız cihaz 64 GB'lık 128 GB'lık cihazı seçtiğinizde ise 11.900 Türk lirası 899 ama ben 900 diyorum düz olarak. 256 GB'lık cihazı seçtiğinizde ise arkadaşlar 13.700 Türk lirası ödüyorsunuz. Burada 64 GB'ın artık çok düşük kaldığını biliyoruz. Dolayısıyla 64 GB'lık bir cihaz alırsanız muhtemelen sorun yaşayacaksınız. Özellikle de depolama kısmında biliyorsunuz Apple'ın cihazlarında yani iPhone modellerinde hafıza kartı takma gibi bir imkanımız da bulunmuyor. Dolayısıyla hafıza kartı takma imkanımız olmadığı için alacağımız cihazın dahili depolama alanının bir tık yüksek olması bizim için önemli. Burada bakacağımız cihaz bizim aslında 128 GB'lık 11.900 Türk lirasına satılan model olabilir. Şimdi gelelim asıl sorumuza. Biliyorsunuz arkadaşlar iPhone SE klasik bir tarzda karşımıza çıktı. Telefon çıkmadan önce XR'ın tasarımına benzer bir tarzda karşımıza çıkacağı çokça dillendirilmişti. Fakat bu olmadı. Apple yine ne yaptı? Bildiğini okudu ve dolayısıyla klasik o alışık olduğumuz iPhone tasarım hatlarına sahip bir SE modeliyle karşımıza çıktı. Şimdi bu biraz bizi soğuttu aslında. Neden? Çünkü ben 11 bin lira ödeyip de eski tasarıma sahip bir iPhone almayı çok da mantıklı bulmuyorum. Tamam nedir? A15 Bionic çip var. Çok hızlı, aman aman hızlı, uçaklar gibi böyle falan. Hatta bir tane de reklam yayınladılar biliyorsunuz. Belki görmüşsünüzdür televizyonda falan da. Kadın otobüsün içinde giderken işte oyun oynarken böyle bir anda her şey çok hızlanıyor, basıyor falan. Şu aklımıza geliyor. Yani acaba bu cihazın açıp da diğer modellerin açamayacağı, atıyorum iPhone 11'in açamayacağı bir uygulama ya da bir oyun var mı? Yok arkadaşlar. Dolayısıyla burada A15'in gücünü abartmanın da bir mantığı yok bence. Şu var, tamam A15 güçlüdür, testlerde yüksek sonuçlar alır vesaire. Ama günün sonuna geldiğimizde bugün A15'e sahip iPhone'un çalıştırdığı oyunu sizin 4-5 bin liraya aldığınız bir Android cihazı da çalıştırıyor ki biz burada kıyası onunla yapmıyoruz. iPhone 11 ile yapıyoruz. Hatta biraz daha böyle ne bileyim ikinci elde kullanırım derseniz iPhone 11 Pro bile alabiliyorsunuz. iPhone SE 3'ün ya da SE 2022'nin artık ne derseniz onun yerine. Peki burada hangisi daha cazip? iPhone SE'ye o kadar para vermek yerine iPhone 11'i almanın biraz daha cazip olduğunu inanıyorum. Neden? Bir Face ID var, bir yeni nesil tasarım çizgisi var. Tabi bu yeni nesil de artık çok yeni değil. Fakat günün sonunda baktığımız zaman iPhone dediğiniz zaman artık aklınıza hangi tasarım çizgisi geliyor? Üstten çentiği var, Face ID tam ekran, bir tasarım çizgisi oluşuyor. Yani kalkıp da iPhone denildiği zaman zihinlerde o eski Touch ID'nin olduğu, Home tuşunun olduğu telefon çizgisi aklımıza gelmiyor. Dolayısıyla burada SE almak yerine 11 almak bir tık daha iyi gibi görünüyor. Eğer böyle A15 deliliğiniz yoksa böyle ya A15 alsın o reklamdaki kadın gibi ben bastım da titresin böyle telefonun içlerini çayansın falan demiyorsanız A11 almak çok daha mantıklı görünüyor arkadaşlar. Bir kere zaten çift kamerası var. Hatta ikinci el temiz bir iPhone 11 Pro alırsanız 3 kamerası oluyor. Dolayısıyla burada her türlü SE'den çok daha mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Şunu da belirtmem gerekiyor. Fiyat paramına baktığımız zaman iPhone 11 ile SE'nin şu anda fiyatı aynı arkadaşlar. Yani hemen hemen aynı diyebiliriz. Arada böyle çok küçük farklılıklar var. Dediğim gibi ikinci el tarafında da iPhone 11 Pro'da yani garantisi bitmiş cihazlar var daha çok. Ama onda da temiz bir cihaz düşünürseniz eğer pil sağlığı böyle %90 üzerinde bir cihaz düşünürseniz o paralara iPhone 11 Pro bile alabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada SE almak ne kadar mantıklı biraz soru işareti olabilir. Ha, ille ben sıfır iPhone alacağım, ille ben yeni iPhone alacağım diyorsanız dediğim gibi iPhone 11 alabilirsiniz. Halihazırda iPhone 11'i bulabileceğiniz pek çok yer mevcut. Bu videoda arkadaşlar biz SE hakkındaki düşüncelerimizi söyledik. Dürüst olmak gerekirse ben SE için o kadar parayı vermem. Ve çevremdeki böyle iPhone kullanmayı isteyen kişiler de var. Onlara sorduğumda da aynı tepki alıyorum. Yani kimse bugüne kadar şey demedi. Ya ben iPhone 11 yerine ben SE'yi alacağım demedi. Çünkü dediğimiz gibi SE'de eski bir tasarım çizgisi olduğu için insanlar o telefona biraz böyle soğuk bakıyor. Bir de şu var. Şu gerçeği atlamamamız gerekiyor. Türkiye'de insanların çoğu, bir kısmı diyelim en azından hani çoğu deyip şey yapmayalım ama iPhone aldığı zaman masanın üstüne koymayı seviyor.
Burada şimdi S'yi aldığınız zaman masanın üzerine koysanız dahi sanki böyle bir iPhone 6, iPhone 6S, ne bileyim iPhone 7. O yüzden hani böyle çok bir havası yok. Ama iPhone 11 aldığınızda yine bir havasının olduğunu söyleyebiliriz ki hele Pro aldığınızda 3 kamera falan insan o diyorlar. Dolayısıyla burada arkadaşlar bizim kendi görüşümüz, bizim şahsi görüşümüz iPhone S yerine iPhone 11'in almanın daha mantıklı olacağı yönünde. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dilerseniz bizimle bu konudaki görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.